Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videoyu Mina'nın en eski alışveriş merkezinin içinde çekiyorum. EB-5 programında, yani yatırımla green card alma programında yapılan ciddi değişiklikler var. Biden yeni bir kanun imzaladı. Bugün sizlere kısaca bu yeni kanundan bahsetmek istiyorum. Biden'ın imzaladığı yeni kanun EB-5 programına çok ciddi değişiklikler getiriyor. Hem kişisel yatırımlar hem de bölgesel ticari merkezler üzerinden yapılan yatırımlarda çok ciddi değişiklikler getiriyor. Dolayısıyla konu önemli. O yüzden de her ne kadar tatilde de olsam bu videoyu burada çekmek istedim. Sizinle de en kısa sürede paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle EB-5 programı ne, kısaca bir ondan bahsedelim. Daha önce bununla ilgili videolar yayınlamıştım YouTube kanalında. Kısaca EB-5 programı şu: yatırım yaparak direkt green card alma metodu. Peki yatırımın miktarı ne? Trump öncesinde bu yatırım miktarı $500,000 bölgesel ticari merkez, $1,000,000 kişisel yatırımlar üzerinden oluyordu. Trump geldiğinde bunu değiştirdi. Fakat o program uzatılmadığı için, kanunun uzatılması gerekiyordu. O program kanun uzatılmadığı için bitti, yarım kaldı. Biden hükümetinden geçtiğimiz bir yıl içinde herhangi bir EB-5 programının uzatılmasıyla ilgili, tekrar devam ettirilmesiyle ilgili bir karar gelmemişti. Şimdi Biden hükümeti bu kararı açıkladı, yeni bir kanun geçirdi. Bu arada aradan geçen süre içinde EB-5 programıyla ilgili bir sürü davalar oldu. Rakamlar hala yüksek mi olacak, alçak mı olacak, hangi programlar devam edecek, bir sürü kafa karışıklığı vardı. Hatta bölgesel ticari merkezler üzerinden yapılan yatırımlarda uzunca bir süre yatırımlar durdu, yeni yatırımlar kabul edilmedi. Ama şu anda her şey yeni bir kanuna tabi. Şimdi onun detaylarından bahsedelim. Yeni kanun uyarınca Targeted Employment Area dediğimiz, yani istihdamın düşük olduğu yerlerde yatırım miktarı $800,000 çıkartıldı. Yani eskiden $500,000 olan yatırım miktarı şimdi $800,000 çıktı. Targeted Employment Area dışında kalan yerlerde, yani normal istihdamın olduğu yerlerde ve regular dediğimiz normal başvurularda da yatırım miktarı $1,000,000'dan $1,050,000'a çıkartıldı. Yani sadece orada $50,000'lık bir artış oldu. Peki bu bölgesel ticari merkezle kişisel yatırım farkı neydi? Kısaca ondan bir bahsetmek gerekirse, kişisel yatırımda kendi işinizi kuruyorsunuz. Kendi işinizi kurup kendi işinize yatırım yapıp EB-5'in şartlarını yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Yani kendi işinizi kurup 2 sene içinde 10 kişiye istihdam sağlayacağınızı söylüyorsunuz. Bölgesel ticari merkezlerde ise ortada bir şirket var. Bu şirket bir işe giriyor. Siz de bu şirketin küçük ortağı oluyorsunuz yaptığınız yatırımla ve o şirket büyük bir projeye imza atıyor. Bu proje neticesinde de her yatırım yapan yatırımcı başına 10 kişi istihdam edilmesi vaat ediliyor. Bölgesel ticari merkezlere örnek olarak apartman kompleksleri, limanlar, otobüs terminalleri, bir sürü farklı şey verilebilir. Ama bu tip projeler var ve bunlara insanlar yatırım yapıyorlar. Bölgesel ticari merkezlerde kontrol sizin elinizde olmuyor çok fazla. Siz sadece büyük bir şirketin küçük ortağı konumundasınız. Dolayısıyla bölgesel ticari merkezler özellikle kendi işi gücü olan Amerika'ya yaptığı yatırıma vakit ayıramayacak. Ama bu yatırım neticesinde green card isteyen kişiler için ideal bir green card'a gitme metodu olabilir. Peki getirilen değişiklikler neler? Bir kere yatırım miktarı $500,000'dan $800,000'a çıktı bölgesel ticari merkezlerde. Yani eskiden $500,000 yatırım yapıyordunuz, şimdi $800,000 yatırım yapmanız gerekiyor. Haziran 2021'den beri bu yatırımlar yapılmıyordu, durdurulmuştu. Şimdi artık yeni kanunun geçmesiyle bölgesel ticari merkezler üzerinden yatırımlar devam edecek. Kişisel yatırımlar zaten hiçbir zaman durmamıştı, o aynen devam ediyordu. Ve çok fazla da bir değişiklik yok bu anlamda, yatırım miktarı anlamında. $1,050,000 çıkmış oldu. Kanunun getirdiği önemli değişikliklerden bir tanesi de Targeted Employment Areas dediğimiz, yani istihdamın düşük olduğu yerleri tanımlama yetkisi tamamen göçmenlik bürosuna bırakıldı. Eskiden bir eyalet Targeted Employment Area create etme, yani oluşturma hakkına sahipti. Mesela diyebiliyordu ki eyaletin bu kısmında istihdam biraz düşük. Ben burayı Targeted Employment Area haline getiriyorum. Dolayısıyla buraya düşük miktarda yatırım yaparak, yani eskiden $500,000'dı bu rakam. Bu $500,000'ı yatırarak $1,000,000 yatırmaya gerek olmadan Targeted Employment Area olarak kullanabilirsiniz diyordu yatırımcılara. Bu ortadan kalkmış oldu. Bundan sonra artık $500,000'lık miktar $800,000'a çıktığı gibi Targeted Employment Area'yı eyaletlerin belirleme yetkisi ortadan kalktı. Artık buna göçmenlik bürosu karar verecek. Çok sorulan sorulardan bir tanesi, devam eden başvurulara ne olacak? Haziran 2021'den önce devam eden, kanun bittiği için, uzatılmadığı için
pending kalan, devam eden surette kalan ve faal edilemeyen veyahut da faal edilip immigration'da bekleyen dosyalar var. Onlara ne olacak? Onlar aynen eski hükümlere tabi olacak. Yeni kanun, yeni hüküm ancak geçtiği tarihten itibaren uygulanacak her demokratik ülkede olduğu gibi. Eski programda çok şikayet edilen konulardan birisi regional center'ların yani bölgesel ticari merkezlerin çok fazla kötüye kullanma yaptığı, yatırımcıları aldattığı ve aynı zamanda fraud dediğimiz hile, sahtecilik gibi konulara çok fazla bulaştığı bazı özellikle regional center'ların konularıydı. Burada göçmenlik bürosunun enteresan bir tutum takındığını görüyoruz. Göçmenlik bürosu regional center'ların hilelerini, sahteciliklerini araştırmak için, yatırımcıları kandırmaması için ayrı bir departman kurmaya ve bu departmanın bütçesini oluşturmak için de regional center'lardan yani bölgesel ticari merkezlerden bir harç ücreti alacağını görmüş oluyoruz bu kanunla. Dolayısıyla göçmenlik bürosu diyor ki regional center olabilirsin, bu başvuruyu yapabilirsin ama bu başvuruda bir hile var mı, bir sahtecilik var mı bunu benim araştırmam lazım. Bununla ilgili gerekli olan bütçeyi de sizden aldığım parayla fonlayacağım diyor. Bu da gerçekten göçmenlik bürosu tarafından belki de daha önce yapılması beklenen ama güzel bir düzenleme oldu. Bu kanun ne zamana kadar geçerli? Kanun 30 Eylül 2027'ye kadar geçerli. Peki neden bu kadar kısa süresi? Çünkü EB-5 programı yazılması itibariyle yani tabiatı itibariyle ancak belli sürelerle verilebilen bir program. Bunun bir kere daha altını çizmekte fayda var. Çünkü EB-5 programı yapı itibariyle, kanun itibariyle ancak kanunun öngördüğü ölçüde verilebilen ve akabinde uzatılabilen bir program. Dolayısıyla 2027'den sonra uzatılabilmesi için yine kanun koyucunun bu programı tekrar uzatması gerekecek. Şimdiye kadar EB-5 programı hep uzatılarak geldi bugüne kadar. Sadece 2021 yılının Haziran'ında uzatılmadı. İşte arada bu şekilde bir 10 aylık falan bir boşluk oldu. Ama şimdi program yeni düzenlemelerle, yeni gerekliliklerle ve yeni miktarlarla tekrar gündeme gelmiş oldu. Yeni kanunun dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de özellikle kırsal kesimlerde yüksek istihdam oluşturan işler için ayrı vize numaraları oluşturması oldu. Yani bazı kişiler mesela çok uzun beklemesi gerekirken kırsal kesimlerde yüksek istihdam oluşturan işlerde çok daha kısa sürede green card alma durumu söz konusu olabilir. Peki kanun ne zamandan itibaren yürürlüğe girecek? Kanunun yürürlüğe girmesi bazı hükümleri hemen, bazı hükümleri de yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde olarak belirlendi. Dolayısıyla bazı hükümler 15 Mart'ta, bazı hükümler de 15 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek. Tabii hem birçok yeni düzenleme, birçok yeni kavram, birçok yeni dolar miktarı olduğu için bu düzenlemenin içinde bunun uygulamaya geçmesi, uygulama geçtiğinde çıkabilecek sorunlar apayrı bir konu. Tahmin ediyoruz. Uygulamaya geçtiği andan itibaren birçok prosedürel sorunla karşılaşacak. Çünkü göçmenlik bürosu daha bu kanunun nasıl uygulanacağına dair bir genelge bile yayınlamadı. Daha olay çok yeni. Gelişmeleri takip edeceğiz, mutlaka bildireceğiz ama ilk birkaç ay özellikle bayağı bir kavram kargaşasıyla ve kanunu anlamaya çalışmakla geçecek diye düşünüyorum. Peki EB-5 programı kimler için uygun? Bu çok sorulan bir soru. EB-5 yapalım mı? EB-5 üzerinden green card alalım mı? Değer mi, değmez mi? Biraz da bu konuya değinmek istiyorum. Yeni kurallar ve açıklamalar eşliğinde. EB-5 programı green card almanın metotlarından bir tanesi ve yatırım yaparak green card alınabilen tek metot Amerika'da. Bir kere bunu bilmek lazım. Yani yatırım yaparak, bir iş kurarak eğer green card almak istiyorsanız Amerika'nın önerdiği tek opsiyon bu, EB-5. Peki kimler için iyi? Mesela Amerika'da kendi işimi kurmak istiyorum ve kurduğum kendi işim üzerinden bir EB-5 almak istiyorum. Yatırım yapacağım miktar minimum 1 milyon 50 bin dolar olabilir ve kurduğum iş mutlaka 2 sene içinde 10 tane tam zamanlı eleman çalıştıracaktır. Ve aynı zamanda ben bu işe gerçekten vakit ayırabilirim. Yani gelip Amerika'da bu işi takip edebilirim diyen insanlar için bence uygun olabilir. Peki aslında böyle bir param var, green card da almak istiyorum ama bu işin başında duracak durumum yok, vaktim yok, başka işlerim var diyen kişiler, onların direct investment değil yani kendi işlerini kurmak değil, regional center dediğimiz bölgesel ticari merkezler üzerinden bir yatırım yapması çok daha mantıklıdır. Onun üzerinden gidilebilir. Peki ikisinin arasındaki fark ne? Bölgesel ticari merkezler yatırım üzerinde kontrol imkanı vermiyor çünkü küçük ortaksınız ama kişisel yatırım yaptığınız zaman kendi işinizin üzerinde tek hakimsiniz. Aradaki fark bu. Bir başka konu da çok sorulan soru. Peki bir yeri devralarak EB-5 başvurusu yapabilir miyiz? Devraldığınız yerin çok kötü durumda olan bir şirket olması gerekiyor. Bunun bir sürü kriteri var. Böyle bir şey yapmaktansa sıfırdan bir iş yeri kurmak
genel itibariyle çok daha mantıklı oluyor. Veyahut da Regional Center programına yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. EB-5 programı ile ilgili daha önce kanalda yayınlamış olduğum iki tane video vardı. Oradaki genel prensipler hala geçerli. Sadece yatırım miktarları değişti. Dolayısıyla bu videoyu onun bir güncellemesi olarak düşünebilirsiniz. Ama program hakkında genel bilgi sahibi olmak isteyenler yine de o iki videoyu seyredebilir. Bu videoda onun üzerine bir güncelleme olmuş oldu. EB-5'ı belki ileride kanun iyice netleştiğinde, uygulaması ortaya çıktığında bir kere daha masaya yatırıp daha detaylı bir video hazırlamak istiyorum. Ama şimdilik gelişmeler bunlardan ibaret. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. Tanıdıklarınızla ilgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız varsa benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince size cevap vermeye çalışırım. Hepinize Milan'dan, Milan'ın en eski alışveriş merkezinden mutlu günler, iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.